Engin Ardıç, Gayta Tahlili Eski arkadaşım Neşe'nin yeni kocası Süleyman gene bana saydırmış. Bu çocuğun hassas yerine bir dokununca 15 gün bağırır. Bakalım bu sefer kaç hafta öykürecek. Hakkımda artık klişe haline getirdiği hakaretleri sıralamış, bu yetmemiş yalan faslına geçmiş. Yazdığı cevap verilecek tıynette bir hezeyan değil ama biz gene de iftiraları açıklığa kavuşturalım. Taksim olayları sırasında Avusturya'da değildim. Oradan Almanya'ya geçmiştim. Yıllık izin kullanıyordum. Alman televizyonu Alman istihbaratından aldığı görevle olayları çarpıtarak ve büyüterek veriyor. Tayyip Erdoğan'a vurabilmek için sanki bütün İstanbul yanmış yıkılmış gibi bir hava yaratıyordu. Sağlıklı haber alamıyorduk. Korkmadım, endişelenmedim. Kim olsa merak ederdi. Dostum ve arkadaşım olduğunu sandığım Profesör Ayhan Aktar'ı telefonla aradım. Neler olup bittiğini sordum. Ya tatili yarıda kesip hemen dönecektim ya da biletimin tarihinde. Yıllık iznimi yakmak istemezdim doğrusu. Mesele bundan ibarettir. Olaylar 29 Mayıs 2013 günü başlamış. Söz konusu telefon konuşması onu izleyen günlerde yapıldı. 6 Haziran'da Türkiye'deydim. Bu bile çok önceden alınmıştı. Değiştirmedim. Aktar daha sonra benim çok korktuğum palavrasını kendi paralel çevresine ısrarla yaymış. Bundan nasıl çarpık bir zevk aldığını anlamış değilim. Karışık bir adamdır. Aynı zamanda hem Fetullahçı, hem ateist, hem de mason. Üçü birden nasıl olunuyorsa. Süleyman'ı bu yalanlarla doldurması da son derece çirkindir kişilik zaafıdır. Dostluk sandığım tam 40 yıllık ilişkimiz bugün burada bitmiştir. Tekrar söylüyorum. Hiçbir ülkeye iltica planı yapmadım. Bu aşağılık bir yalandır. Olaylar üzerine Türkiye'de devrim olduğunu sanacak kadar da salak değilim. Gazete beni aramadı, beni kimse zorla Türkiye'ye döndürmedi. Gazete beni havadan sudan yazılar yazmakla da suçlamadı, şunu yaz bunu yaz demedi. Bu gülünç yalanları sıralayan Süleyman, profesör ünvanına sahip ama benim İstiklal Marşı lig maçlarından kaldırılsın teklifimi göz göre göre çarpıtıp işi ucuz hamasete dökecek kadar da basit ve sığ. Kendi kendini nasıl küçülttüğünün de farkında değil. Engin hilafeti savunuyor suçlamasına da değil cevap vermek tükürmem bile. Üstelik bütün bunların hanımefendinin hastalığıyla ve adının künyeden çıkarılmasıyla ne ilgisi olduğunu da anlayamadım. Şu raporu bir görseydik cibilliyetsizliğe, düzenbazlığa, yalan dolana, iftiraya, şark kurnazlığına, iki yüzlülüğe karşı mücadelemiz sürecektir. Bu konuyu burada kapatır. Paralelciler hariç herkese iyi seneler dilerim. Onların yatacak yerleri kalmadı. Engin Ardıç Sabah